Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Her zaman video çektiğim yol. Yani burası rampa aşağı diyorlar. Yani rampa aşağı mı? İyi bakın arkadaşlar. PCX 125 DR pulley uygulaması yapacağız. Şu an motor stok 8000 km 2022 model bir motor. Arkada da çanta var arkadaşlar. Yani bu tren yol çantalarından. Şimdi uygulamadan önce bir video çekeceğim ama burada 100 km hıza tabii ki de ulaşamayacağız. Artık ulaşabildiğimiz kadar deneyeceğiz. Öncesi sonrası farkı size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle geldim. Bütün motorları yani %90 burada çekiyorum arkadaşlar. Yol yani bu. 1 2 3 A gayret oğlum. A gayret oğlum. Gideceksin diyelim. 80'de kaldı herhalde. Evet arkadaşlar. Varyatörü söktük. Biraz tozluydu. Tozunu da aktırdık. Detaylı varyatör bakımı yapmadık. Yapsak da videosunu çekmiyoruz. Artık şişti. YouTube kanalları şişti. Çünkü bütün motorlar aynı. DR pulley bagalarımız 17 gram. Arkadaşlar 2018 ve sonrası PCX'lere 15 gram DR pulley takmayın. Yani 15 gram baga takmayın. Bu motoru orijinal bagası 18,5 gram 17 gram takacaksınız. Yani 2017 ve öncesi PCX'lere 15 gram baga takın. Bu da burada dipnot olarak dursun. Çünkü 15 gram baga takıyorsunuz. Motor fazla devir yapıyor. Bu da size yakıt olarak dönüyor. Bir de fazla devirden motor piston, sekman, silindir aşıntıları da oluyor. Bu DR pulley bagaları da artık takmayı öğrenin. Bu şekilde takacaksınız. Yani bunun başka bir yolu yok. Yani bunu 3 yıldır ben YouTube kanalım olalı herhalde 2,5-3 yıl. 3 yıldır gösteriyoruz yani arkadaşlar. Bunlar bu şekilde takılıyor yani. Yani bunu bu şekilde takıyorsunuz. Tamam mı? Şu sacı var. Bu sacı buraya oturtturdunuz ya. Bunu böyle kanıttırın. Böyle sıkı tutun. Siz bunu takarken burayı arkayı boş bıraktığınızda bu pimi böyle ittiğinizde bagalar içeride ters dönüyor. Böyle sıkıca getirin burada yerine takın. Bu kadar. Ve arkadaşlar DR pulley kutusunun içinde böyle bir pul geliyor kutuda. Satıcı bunu yolluyor yani. Sen şimdi çok fazla top speed'le işin yok. Değil mi? Senin torque'la işin olduğu için bu pulu buraya takıyoruz. Şuraya. Yamaha NMAX 125'lerde burada orijinalinde var bu pul. Daha torque'lu gitsin diye. Bu pulu da buraya takıyoruz. Bu 1-2 kilometre belki son hızdan çalar, belki çalmaz. O motordan motora değişiyor. Şimdi kardeşim kayışta yazılar nerede? Yazılar böyle. Bunu kayışı böyle araya atıyoruz. Kastırıp. Tamam mı? Attım. Böyle tutacaksın arkadaşlar. Bunu buraya taktın mı? Bak ne kadar basit. Hiç sıkıntı yapmıyorsun. Buraya böyle taktın. Bunu buradan tuttun. Gel bunu buradan buraya yapıştır. Sonuna kadar. Bırakma. Pulunu koy. Somunu tak. Elle sonuna kadar sık. Al. Bırak. Kesinlikle kayışı araya alıp da şu somunu yalama yaptıramazsın. Bunu da gel buraya yapıştır. Gel somununu tak. Şey pulunu tak. Somununu tak. Devam et. Bu bagalar artık sen motor 9000'de mi 8000'de mi? 9500-10000. Gel bak. Orijinal Honda'nın bagası. Yamaha'da da bu böyle. Yüzey yapmış. Bunu sen istediğin kadar yönünü değiştir. Motor çalışırken bu döndüğü için ister istemez dönüyor. Bu yana yine yerini bulacak. Burada. Bu bagaları niye değiştirin diyoruz? Çünkü
yatak yapıyor. Düzgün çalışmıyor. Sen motora tam gaz basıyorsun. Motor vites düşürmüyor. Üst viteste kalıyor. Bu sefer performans düşük oluyor. Vesaire. Ben her zaman niye diyorum? DR pulleyi baga takın. Bu yüzden. Çünkü yatak yapma sebebi yok. Dönmüyor yani. Şöyle bir elektrik torkla bunu sabaha kadar sıkın. Bunları yalama yaptıramazsınız. Sadece lastikçilerdeki büyük tork makinaları bunları yalama yaptırır. Arkadaşlar. Başka da bir şey demeye gerek yok herhalde. Bu işlem yakıtı da düşürür, arttırmaz çok fazla. Şimdi bu PGX'lerde bayağı bir sağır gitme var yani. Hep böyle üst vitesten gidiyor. Bagaları hafifletip o pulu da takınca motor devirden gidiyor. Son hızda da 125'lik motorla 120 ve üstünü beklemeyin. Rampa aşağı hariç. Yani bu motorla düz yolda en kralı, o videolarda 150-160 yapıyoruz diyenler var ya. Hani bir laf vardır. At yalanı inananı diye. Ben onlara diyorum. Bu motorla düz yolda 125'lik PCX'le, 125'lik NMAX'le yapacakları maksimum hız 115-120'dir. İstediğin kadar kayışı tepeye çıkart, varatörle oyna, onu yap, bunu yap. Motor kısmıyla oynamadığınız sürece düz yolda 115-120'nin üstüne çıkamazsınız. Rampa aşağı hariç. PCX 150'de 125 yapar. 130'da yapmaz yani. İnsanları da kandırmayalım. Şimdi ben sıkıyorum. Bir video çekelim. Kapatabiliriz kardeşim. Evet arkadaşlar, aynı yol. DR pulleyleri montajları yapıldı. Şöyle 1, 2, 3. Bayağı kalkışı asılır oldu motorun. Daha buralarda 70'lere geldi. Evet, ben motoru test ettim. 0.60, 0.65, 0.50'ler yani ilk kalkış, o rampa çıkışlar bence %30 kadar artmış gibi geldi bana. Sen de bir ufak şöyle gittin geldin motorun kullanıcısı olarak. Dediğin gibi değil mi? Yani bariz fark var. Çünkü orijinali çok aşırı baygındı. Evet. Özellikle yeni kasılarda. Bir de şöyle bir şey var. Taktık ya bagaları. O bagaların 50-60 km rodaj şeyi var. Yani 50-60 km sonra motorun biraz daha canlanacak. Bir de son olarak şu DR pulleylerde bagaların ömrü, düzenli varatör bakımı yapılırsa motordan motora 100.000 ama 60.000, 70.000 kesin gidiyor hiç sorunsuz. Yani orijinal bagaları kaç? 8.000'deydi. Gördün, yatak yapmıştı. Bunlarda öyle bir şey göremezsin yani. Yani bir kere parayı vereceksin, alacaksın, takacaksın, bir daha uğraşmayacaksın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.